Evet, tekrar tekrar iyi akşamlar herkese. Hattan düştü hocam. Seste bir problem oldu. Tekrar bağlandık. Evet, merhaba. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sesim net geliyor mu? Evet, gayet net geliyor şu anda. Harika. O zaman artık bu problemi çözmüş olduk. Çözmüş olduk. Tanıdık. Aynen öyle hocam. Ben konuları size almadan önce zaten bir maddeler halinde sıralamıştım. Hocam hastalıkların travmalarından startı verelim. Migren gibi, bel fıtığı gibi. Şimdi öncelikle neden hasta oluyoruz o anlatalım. Arkadaşları da bir yerden bir yere sürükledik. Şimdi hasta olmamızın sebebi aslında bunun hem düşünsel sebepleri var, hem travmatik sebepleri var, hem de dış koşullara bağlı. Genelde biliyorsunuz modern tıp hep dış koşullarda arıyor bunu. Genetikte arıyor, dış koşullarda arıyor, hava koşullarında arıyor. Bunun dışında da faktörler olabileceğini, insanın bir bütün olduğunu varsayarsak bunu öğrenmiş oluyoruz. Yani insan sadece maddeden ibaret bir varlık değildir. İnsan bir parça değildir, insan bir bütündür. Diğer herkesin iletişim halindedir ve bu iletişim halindeki akışta bir sıkıntı olursa, özellikle sevgi akışında sıkıntı olursa, insan ne yapabiliyor? Hastalık, hasta olabiliyor. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Özellikle travmalar boyutunu ele alıyoruz. Yoksa aklın yolu bir değil, aklın yolu bindir. Bu ne demek? Yani bir sıkıntınız varsa, o sıkıntıyı çözebileceğiniz birçok teknik var. Bizim kullandığımız daha çok travmalar. Ama gerçekten travmaları dönüştürürseniz çok sağlam iyileşme kaydedebilirsiniz hayatınızda. Her alanında, ilişkiler alanında, sağlık alanında. Bunun kurucusu aslında yeni Alman tıbbıyla başlamış bu. Reichhammer bunu bulmuş. Ve evlat kaybı yaşadıktan sonra araştırmış ve bunun aslında sebebinin travmalar olduğunu söylemiş. Hemen bel fıtığı demişken hemen onu açıklayalım. Madem öyle bel fıtığıyla başlamış oldunuz. Sonra da migrene geçelim hocam. Migreni çok soruyorlar çünkü. Önce bel fıtığını söyleyelim. Şimdi bel fıtığı kişinin yaşamış olduğu desteksizlik duyguları, yalnızlık duyguları yaşadığı bir travmatik olay arıyoruz orada. Desteksizlik, yalnızlık, bazen de suçluluk hissi yaşadığı bir olay arıyoruz, travma arıyoruz. Başkalarının yükünü çektiği travmalar arıyoruz. Başkaları için koşturduğu travmalar alıyoruz. Bu kişi de bel fıtığı yapabiliyor. Çünkü sürekli olarak sorumluluk alıyor ama kendine ait olmayan sorumluluklar alıyor bel fıtığı yaşayan insanlar. Özellikle mesela işkoliklerde çok görünebilir bel fıtığı. Böyle hep ne yapar onlar? Sürekli gece gündüz çalışırlar ve hiç kendilerine vakit ayırmazlar. Genelde böyle başkaları için koşturanlarda çok bel fıtığı söz konusu olur. Dolayısıyla burada bel fıtığının çözümlerinden bir tanesi başkasının yükünü almamak ve kendin olmak. Bu kendin olmak hadisesini şöyle açıklayalım. Mesela dünyaya kadın olarak geldin ama erkek olmak gibi bir misyon yüklediler sana. Bu da bel fıtığı yaratabilir. Çünkü başkasının yükü gibi düşün yani. Ekstra bir yük gibi düşün. Gelelim ikinci soruna. İkinci sorun da migren üzerineydi. Migrenin düşünsel sebebi nedir diye sorduğun zaman her türlü travma olabiliyor bir kere. Bunu söylemek lazım. Yani migrenin belli bir travması olmayabiliyor. Ama eğer bir travma arayacaksanız yetersizlik duyguları ile ilgili bir travma arayabilirsiniz. Yani mükemmelliyetçi insanlarda bu son derece yüksektir. Mükemmelliyetçi oldukları için bu tarz insanlar hep daha iyisi olmalıyım ama bulunduğum halimle hep yetersizim diye düşünür. Bir de migreni olan insanlarda şöyle bir travmaya daha bakıyoruz. Acaba cinselliği bedeninde yaşayamıyor mu? Kafada mı yaşıyor? Yani bakın kafa bölgesinde migren oluştuğu için yani bu insanlar bedenlerini gerçekten çok iyi kullanamıyorlar yani her anlamda söylüyorum. Üçüncüsü de migrenli insanlara şöyle bakıyoruz. Hani hayatınızda baktığınız zaman bir idol olarak gördüğünüz bir büyüğünüz var mı? Mesela bu genelde kim olur? İşte dayı olur, amca olur, baba olur, hala olur, teyze olur. İdol olarak görür ve onun gözünde mükemmel olmaya çalışır ve onun gözünde mükemmel olamadığını düşünürse de migren olur. Bir diğeri de özellikle baba için söyleyeyim, kişinin kendi babasını yetersiz bulması migren yani. Hani bazen gözünde büyütmesi, bazense yetersiz bulması bu noktada sıkıntı yaratabiliyor. Evet.
Yani düşünsel sebepler ve travmatik sebepleri bu şekilde açıklamış oldunuz hocam. Açıklamış oluyoruz. Hocam aslında benim de çok merak ettiğim bir konu anne çocuk ilişkisi. O kadar uzun bir konu ki aslında. Anne çocuk ilişkisindeki bağ. Bu bağ bizi ömür boyu etkileyen bir bağ. Ya da bağ kuramama. Evet, gerçekten öncelikle bütün yani bir ilişki kurma önce anneyle başlıyor. Özellikle 0-3 yaş arasında anneyle kesintiye uğramamış bir bağ ihtiyacı var çocukların. Çünkü bu kesintiye uğradıysa eğer ilerideki ilişkileri de kesintiye uğrayan ilişkiler olabiliyor. Öyle şeyler var ki yani kesintiye uğrama noktasında sütten kesilmesi de bir kesintiye uğrama. İşte annenin ve çocuğun hastalanması da bir kesintiye uğrama. Küçükken evlatlık yani ya da işte küçükken o çocuğu anneden ayıracak bir faktör. Anneanneye babaanneye bırakılması da bir kesintiye uğrama. Dolayısıyla bu çocuklar anne sevgisini çok yaşa dadıya bırakılması yine aynı şekilde ne oluyor? O kişinin anneden yeterince sevgi ve güç alamamasına sebep oluyor. Böyle bakabiliriz. Evet. Bir de tabii şöyle, bunu biraz daha açayım aslında. Hani neden? Çünkü şöyle hastalıkların bir kısmı bazen bana soruyorlar. Hocam benim çocuğumda işte astım var, benim çocuğumda işte egzama var. Çocuğumu sana getirsem olur mu? Kaç yaşında diyorum? 3 yaşında. Ben çocuk doktoru değilim bir kere. İkincisi çocuklarla ilgili çalışma bizim yaptığımız tekniklerde anne üzerine çalışılır. Annenin travmaları iyileştiğinde garip bir şekilde çocuğun da travmaları iyileşebiliyor. Bu çok güzel bir şey. İşte mesela tırnak yiyen çocuklarda biz çalışma yaptırıyoruz. İşte onun nedeniyle ilgili anne çocuğunun kulağına fısıldamalar yapıyor ve o fısıldamalar sonucunda veya fotoğrafına bakarak yapabilir. Gerçekten çocukta değişimler oluyor. Peki ne yapıyor burada anne de çocukta değişimler oluyor? Daha çok yaptığı şey şu. Kendi yaşadığı çocukken yani daha doğrusu hamileyken yaşadığı dönemdeki travmasını çocuk kendi travması zanneder genelde. Burada yapılan çalışmada ne oluyor? O travmatik durum iyileştiriliyor. Yani çocuk anne diyor ki çocuğa bak ben diyor ayrıldım ama bu senin sorunun değil. Sen zannettin ki bu senin sorunun. Bunun yükünü taşıma, bunun sorumluluğunu taşıma diyor. Ve bakın bunu söylediğin zaman kulağına fısıldadığı zaman 7-8 gün boyunca artık çocuk tırnak yemeyi bırakıyor veya egzaması geçiyor. Öyle düşünün. Enteresan bir şekilde. Hocam ayarlayamadım kamerayı. Evet. Hocam çok sık sorulan bir terim var hocam. Aslında o terimin tanımını ben isteyeyim sizden. Ondan sonra da panik atakla geçelim. Ya, panik atak geçelim ve travmaları nasıl bulacağız? Yani çocukluğumuza dair travmalarımızı, yaşadığımız kötü olayları, bu ölü olabilir, yani kayıp olabilir. Bu mutsuz bir evliliğin son bulması olabilir. Anne baba ilişkilerimizin çok zayıf olması olabilir. Biz sizinle çok güzel bir yayın yapmıştık hocam. Yayınıma gelmiştiniz. Çok da güzel bir Evet. yayın olmuştu. Çok özel konulara değinmiştik hatta. 14 Şubat'ta tam da günüydü. Sevgililer Günü'nde sevgiyi ele almıştık. Sevgiyi konuşmuştuk. Neden nefret ettiğimiz modelleri aslında hayatımıza çekiyoruz. Yani baba kız çocuğu babadan nefret ediyor. Baba figüründen duruşundan nefret ediyor. Ama hep onun gibi adamlar hayatını alıyor, adamları alıyor. Buna değinelim hocam. Yeni Alman tıbbı dediniz. Yeni Alman tıbbı nedir hocam? Ben de ilk defa sizden öğreneceğim. Şimdi Yeni Almanya'da bir doktor, Reichhammer, kendisi bir profesör ve kendisi bir elinde neşterle ameliyatlar yapıyor. Fakat oğlu bir gün bir kavgaya karışıyor galiba ya da bir hastalık yaşıyor. Orasını tam hatırlayamıyorum ama onun tabii ki yaşaması için çalışıyor ve onun için kendi ameliyatlarında kendisi bulunuyor derken 3 aylık bir yoğun çaba sonucunda maalesef ki oğlunu kurtaramıyor. Ve oğlunu kurtaramayınca aradan 4-5 ay geçtikten sonra üzüntü yaşıyor tabii. 4-5 ay geçtikten sonra testis kanseri oluyor. Bakın testis kanseri oluyor ve diyor ki
kendi kendine soruyor. Acaba bu yaşamış olduğum testis kanseri ile oğlumu kaybetmem arasında bağ var mı diye soruyor. Ve bunun için hastanedeki testis kanseri geçiren hastaların dosyasını istiyor yardımcısından. Ve onların hayat hikayelerini okuyor ve onların yanına gidiyor ve onlarla konuşuyor. Diyor ki siz bu hastalığı yaşamadan birkaç yıl önce ya da birkaç ay önce siz evlat kaybı yaşadınız mı diyor. Hemen hemen hepsi evlat kaybı. Bu yaşadım diyor. Ama bir tanesi hayır yaşamadım diyor. Yani birkaç yıl önce bir evlat kaybı yaşamadım diyor. O zaman diyor ki benim teori artık çöktü. Demek ki doğru değil diyor. Herkesin tutmuyor bu şey diyor. Ve tam böyle hastane odasından çıkacak. O sırada doktor diyor ki şey yani oradaki yatan hasta diyor ki doktor bey diyor ben diyor işimi çocuğum gibi görmüştüm diyor. Çocuğumu kaybetmiş gibi oldum. Oradan anlıyor ki aslında evet bak çocuk kaybıyla testis kanseri arasında bağlantı var. Sonra kanserleri araştırmak için bir dernek kuruyor ve yani daha doğrusu bir enstitü oluşturuyor ve orada onlar kendi araştırarak bu travmaları özellikle kanser üzerine araştırıyorlar ama sonra başka konular üzerine de araştırıyorlar. Yeni Alman tıbbı açığa çıkıyor. Bunun beyindeki bölgelerini bile bulabiliyorlar. Yani kişi bir hastalık yaşadığında buna hamur bölgesi diyorlar. Roleler, beyindeki roleler. Aslında bu cihaz altında beynin MR'ı çekildiği zaman onlar böyle leke gibi gözüküyor. Çoğu insan onu cihazın bir sorunu olarak algılıyor ama Doktor Hammer bunun travmanın işaret ettiği bölgeler olduğunu aslında buluyor. Dolayısıyla bunu bulunca da artık travmaların ne kadar etkili olduğu ile ilgili ciddi çalışmalar başlıyor. Fakat tabii şöyle bir şey de var hani modern tıbbı asla reddetmemek lazım ama kendisi o dönem her şeyi bu şekilde çözebileceğini düşündüğü için hapse de giriyor bu arada. Doktor Evet. Hammer. Evet, sorularda Dolayısıyla geliyor hocam size. Bir taraftan da ben tamam. notlarımı alıyorum. Tamam. Evet, hepinizin sorularını tek tek yazdım. Hepsini tek tek Çok hocam iyi. yakalamışken hepsini soracağım sevgili Hepsini. takipçiler. Hocam panik atak ve biraz önce dedim ya sonra öfke kontrolüne geçeceğiz arkadaşlar. Hepimiz kimse şunu diyemesin. Ben öfke kontrolümü kontrol altına alıyorum demesin. Hele İstanbul'da yaşıyorsanız bu pek mümkün olmuyor. Özellikle trafikte değil mi hocam? Katılacaksınız bana bu noktada. Zaman zaman öfke kontrolümüzü sağlayamayabiliyoruz. İş hayatının gerginliği, çetrefilli zorlu bir hayatın içerisinde hepimiz ayrı ayrı sektörlerde mücadeleler veriyoruz. Öfke kontrolümüzü nasıl sağlayacağız? Kıymetli hocamdan dinleyeceğiz sevgili takipçilerim. Ama panik atağı konuşalım hocam. Ondan sonra da öfke kontrolüne geçelim olur mu? Evet, şimdi panik atak için söylediğimiz şey şu. Öncelikle panik ataklı arkadaşlar şunu çok iyi bilsinler. Her birinki farklı farklı olabiliyor nedenler ama şöyle genel nedenleri sayalım. Panik atağın birinci ana nedeni yeni Alman tıbbına göre nefessiz kalmak. Nefes alamama deneyimleri. Mesela suda boğulmak sebep olabilir buna. Birinin boğazını sıkması sebep olabilir. Su yani bir şekilde nefes alamamaktan korkması. Boğazına bir şey takılır, yutamazsın, nefes alamazsın. O deneyimi de genelde çocuklukta yaşamış oluyorsunuz. Panik atağın deneyimini. Ve bu dolayısıyla bu çocukluktaki deneyimi bulup bunun üzerine çalışma yapmak gerekir. Ben mesela nöro EFT tekniğiyle yaptırıyorum bunu. Başın tepesi ve köprücük kemiğine vuruşlar yapıyoruz. O nefessiz kaldığı deneyimi vücuttan sağaltıyoruz. İkincisi bayılma deneyimleri yine panik atağa sebep olabilir. Bayılmak, bayılan birisine şahit olmak ama daha çok kendinin bayılması. Üçüncüsü panik ataklarda genelde gördüğümüz ana şey genelde panik ataklar anne baba desteği almamış olabiliyorlar ya da çok fazla anne baba desteği almış olabiliyorlar. İkisi de söz konusu olabilir. Çünkü zayıf düşüyorlar yani hayatlarında. O zayıf düştükleri için panik atak yaşıyorlar. Dördüncüsü bunu böyle çok uzatabilirim aslında. Panik atağın çok nedeni var. Çok nedeni var derken kişiye özel şeyler de çıkabilir. Mesela bir danışanımızın doğum anıydı. Çok enteresan bir bilgi vereyim. Yani doğarken nefes alamamış aslında. Yani belki onu kişi kendisi düşünerek bulamayabilir. Ama bu şekilde daha geniş bakarsanız bunu bulabilirsiniz. Hocam panik atağın belirtileri nelerdir? Onu sorayım. Bir de hep çocukluk diyoruz ya hocam. Yani bir
50 yaşındaki bir insanda, 40 yaşındaki bir insanda panik atak olabilir, değil mi? 50 yaşındaki bir insan panik atak olur ama onun sebebi çocukluktaki yaşamış olduğu temel eksiklikler ya Belli da bir temel yaşı yok. travmalar. Belli bir yaşı yok. Tamam, anladım. Panik atan Yani belirtileri hocam. Belirtileri şöyle neler de söyleyeyim. oluyor? Gösterir kendini. Şöyle de söyleyeyim aslında Yeliz. Yani panik atağı tetikleyen şey mesela ne olabiliyor? Diyelim ki birinin ölümü. Ama birinin ölümü aslında panik atak nedeni değil. O tetikleyici. Tetikleyicilerle nedeni karıştırmamak lazım. Yani bazen bazı şeyler tetikleyicidir. Gerçek neden daha geridedir. Panik atak için üst üste iki kişinin ölümü mesela tetikleyici olabiliyor. Bir yıllık süreç içerisinde üst üste iki kişiyi kaybediyor. Sevdiği yakınını kaybediyor anlamında söylüyorum. O zaman gerçekten panik atak olma durumu olabiliyor. Bir de bir şey daha demiştiniz. Panik atağın dışında mı söylediniz bilmiyorum. Şey sordum hocam, panik atan belirtileri dedim. Kendini nasıl gösterir Tabii. panik atan? Bir de belli bir yaşı var mı yani? Panik atağın belirtileri nasıl olur? Panik ataktaki insan her an ölecekmiş gibi düşünebilir. Nefesi kesilecekmiş gibi hissedebilir. Kalp çarpıntısıyla uyanabilir. Terlemeyle uyanabilir. Biraz daha böyle kendi vücuduna, kendi bedenine ne yapar? Tetikte olur. Bu arada bunların çözümüyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bazı arkadaşlar sormuş, bunun yöntemlerini sormuşlar. Biz bununla ilgili bir online eğitim veriyoruz ve bunlar doldu. Hani 5'i 6'sında bir online eğitimimiz vardı. 20'sinde bir online, 6'sı 7'si diyeyim pardon. 20'sinde bir online eğitim vardı. Bunlar şu an dolu. 13-14'e alabiliriz gelmek isteyenler olursa. Bunu eğitime de öğretiyoruz. Yani bu travmaları bulmak her zaman bizim söylediğimiz şey çıkmayabiliyor. Yani biz şimdi diyoruz ki işte bu kayıp travması ama kişiye özel bir şey çıkabilir orada. O yüzden evet. Başka ne demişsiniz? Ben tekrar tek tek sorularını alıyorum takipçilerimizin. Hocam öfkeli kaldık. Öfke kontrolü. Öptüm. Pardon. Evet. Öfke Şimdi kontrolü. Ondan sonra da sorularla devam edelim isterseniz. Ama öfke kontrolü önemli bir konu diye düşünüyorum hocam. Hepimiz ilgilendiriyor. öfke özellikle kişinin kendisine öfkesi söz konusudur çoğu insanda. Kendisine kızgındır, kendisine öfkelidir. Çevreye zarar veren birçok insanla karşılaşmışsınızdır mesela. Öfkelendiği zaman telefonunu fırlatır, duvara yumruk atar. Mesela öfkedir aslında bu. İkincisi cinsel utanç duygusunun öfkeye sebep olduğu ile ilgili yeni Alman tıbbının bir yaklaşımı var. Yeni Alman tıbbına göre kişinin çocukken yaşamış olduğu cinsellikle ilgili olan utanç duyguları ileriki zamanlarda gerçekten bu noktada sıkıntı yaratabiliyor. Öfkenin ikinci sebebi olur. Ama öfkeyi ne tetikler diye sorarsanız hani bazen soruyorlar öfkeyi ne haksızlığa uğramak çok tetikler. Engellenmek çok tetikler. Hani hayatımda bir şeyler yolunda gidiyordu ama birileri tarafından engellendim duygusu çok tetikler. O da var. Ben Kendini kendi şahsım adına söyleyeyim hocam. Ben kendi şahsım adına söyleyeyim mesela. Bir kere söylüyorum, değil mi hocam? Bir şeyi bir kere söylüyorum. Karşı taraf anlamadığı zaman o zaman ben öfkeleniyorum. Çünkü Ben bana onu kendini anlatacaktım zaten. gerizekalı gibi hissettiriyorsun diyorum. Yani hem kendini hem beni gerizekalı gibi hissettiriyorsun. Bana bu duyguyu veriyorsun. Çünkü iki defa, bir defa olabilir, iki defa olabilir, anlamayabilir karşı taraf. Ama hocam üçüncü kez aynı şeyi söylediğim zaman öfkeleniyorum, kızıyorum. Oradaki öfke kendine öfke. Şimdi ben onun üçüncü madde olarak sayacaktım. Üçüncü madde şudur. Kişinin kendini ifade edemediğini düşünmesiyle ilgili olan öfke. Hani ben kendimi yeterince iyi bir şekilde ifade edemiyorum. Doğru kelimeleri, doğru hissi çıkartamadığım için aslında orada karşıma öfkeli değilim. Kendime öfkeliyim. Diyoruz ya kişinin kendine öfkesidir öfke diye. Orada ne yapmam lazım? Kendimi düzgün ifade edemediğim için kendime karşı duyduğum öfkeyi serbest bırakıyorum deyip bunun böyle vuruşları falan var. Onları yaparsan çok faydası olur. Şuraya mı vuruyorduk hocam? Şu kısmı mı vuruyorduk? Şöyle Yani küçük olmamız lazım. köprücük kemiğine vurabilirsin. İşte köprücük kemiğine şu boynumuzdaki boşluğun yanındaki şu Hocam şey bölge. diyeceğiz bu noktada. Canım hocam, Şu. aklım hocam. Şunu mu diyeceğiz? Ben karşı tarafa kendimi ifade ettim ama karşı taraf beni anlamamakta zorluk çekiyor gibi. Evet. Bu arada sesin biraz kısıldı. Senden mi kaynaklı acaba? Ses biraz az geldi. Tam olarak doğru cümleleri bulmak kendi kendine zor Evet, olabilir. ses gitti hocam. Ses gitti ama. Ses geldi. Şu an geldi. Ben sizin sesinizi alamıyorum. Seste bir problem var.
Şu an benim sesimle ilgili sizin problemim var. Bir soralım. Benim sesim geliyor mu diye soralım öncelikle. Benim sesim. Sizin sesiniz çok uzaktan geliyor hocam. Şu an ben arkadaşlara soralım. Onlar acaba ne diyecekler? Evet arkadaşlar ses iyi diyorlar. Yasemin Hanım iyi demiş. Size telefon mu geldi bu arada? Yok, telefon gelmedi hocam. Sesle bir problem var, cızırtı var yani. Telefon gelince bu olabiliyor. İkincisi şu an ikimizin de sesi geliyormuş. Biz duyuyoruz diyorlar. Ben almakta zorlanıyorum. Kapatıp tekrar açalım mı hocam? Hayır sakın yapma. Çünkü bak herkesi kaybederiz bu sefer. İnsanlar der ki sürekli kapatıp açıyorsun diye. Hayır. Şöyle muhtemelen senin bence internetinde sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Çok cızırtılı geliyor bana şu anda. Ama dışarıdaki herkese net geliyor şu an. Aa, çok Herkese çok iyi. enteresan. Evet, Nasıl dolayısıyla yapalım? Hocam tekrar kapatıp açalım. Çünkü ben duymakta zorlanıyorum. bence Nasıl yapacağız? kapatıp aç. Şu an sen de duyuluyor yani ikimiz de duyuluyoruz. Kulaklık mı Dışarıdakiler bizi dinliyor. taksam acaba? Kulaklık mı taksam hocam? Bir dene bakalım. Kulaklık tak. Ben anlatmaya devam edeyim bu süreçte. Sevgili arkadaşlara. Çünkü bu kapat aç biraz böyle evet ne olacaktır? Sıkıntı olabilecektir. Evet. Ne anlatmıştık? Öfkenin sebeplerinden bahsediyorduk ki en temel sebep kişinin aslında kendine öfkesidir dedik. Wi-Fi'yi kapatın diyen olmuş bak. Onu da deneyebilirsin. Wi-Fi'den dolayı olabilir. Bak Wi-Fi'yi kapatabilirsin demişler. Wi-Fi'den olabilir. Yok, Telefonun kapalı. internet. Kapalı. Geliyor mu şu an? Şu an geliyor mu sesin? Ya kapatıp açsan da aynı şey olur. Daha önce denemiştik. Evet, Mobile şimdi geçin. gayet net geliyor. Süpersin o zaman. Sıkıntı kalmadı bak. Aynen. Harika. Evet, gayet net geliyor şu an. İyi bak. İyi ki kapatmadık değil mi? Bir çözüm Evet, iyi bulduk. ki kapatmadık. Aynen hocam. Ha bak öfke atalardan da gelebilir demiş bir arkadaşımız. Gerçekten çok doğru. Bazen öfke bize ait olmayan atalarımızın öfkesi olabilir. Mesela anne eziliyor. Anne öfkesini babanıza karşı veremiyor. Siz ileride o öfkenizi eşinize karşı, sevginize karşı patlayarak patlayarak verirsiniz. Bunun sebebi annenizin konuşamadığı cümleleri siz kendiniz konuşarak ifade etmek istersiniz. Evet. Hocam, mükemmelliyetçilik dedik. Şimdi sorulara geçiyorum ben yavaştan. Ödem ve gastrit. Bunlar da ayrı sorular tabii de. Sorular, evet, sorulara göre gidiyorum. Hocam, ödemden başlayalım isterseniz. Ödem, gastrit. Bununla birlikte tabii avuç içi terlemeleri, kalp atışlarında hızlılık, bunları Tamam. sormuşlar takipçilerimiz. Yavaş yavaş gidelim. Şimdi örnek verseydiniz keşke demiş birisi ama neyi hakkında söyledi bilmiyorum. Şimdi ödem ayrılık travmalarıyla son derece alakalı. Yine yeni Alman tıbbına göre konuşuyorum. Dolayısıyla ayrılık travmasını çözerse kişi bu noktada sıkıntısını bulmuş olur. Ama yeni bu arada arkadaşlara da şöyle söyleyelim. Bu yeni Alman tıbbına göre cevaplamış olmamız bazen yetersiz gelebiliyor. Daha derinde atalarla ilgili konular çıkabilir. Onu da tekrar tekrar söyleyelim. Gastritte sindirilemeyen bazen öfkeler, bazen gerçek düşüncelerini, duygularını, kızgınlıklarını ifade edememe hali, bazen yani gerçek düşüncelerini söyleyememek mesela. Bu çok önemli bir konudur gastritte. İçine atmaktır ama sindirilemeyen öfke gibi bakabilirler ona daha çok. Bir de ne demiştik? Kalp atışlarındaki artış mı demiştik ki? Evet, hem de avuç içlerinde terleme, avuç içi terleme, aşırı terleme ve kalp atışlarında hızlılık hocam. Bu şeyden, bu öfkeyle de alakalı olabilir mi hocam? Bu takipçimizin sorusu. Şey mi? Avuç içlerindeki terleme mi Evet, yoksa? avuç içi terlemesi, aşırı kalp atışlarındaki böyle hızlılık. Olabilir. Yani onun taşikardi denilen bir şey vardır bilirsiniz. Hani kalp atışları hızlı hızlı artar. O taşikardi probleminde genelde kişilerin temel problemi nedir?
hayatı tehlikeli görmeleridir. Böyle çocukken yaşadıkları ortama baktıkları zaman böyle çok tehlikeli bir ortamda yaşadıklarını varsayarlar. Cinayetler vardır orada, tartışmalar vardır ve zaten böyle insanların çoğu aceleci, sabırsız, bir şeyi hemen yapmalıyım düşüncesine sahip olabiliyor. Yine bu benim tabii ki yorumum. Her zaman yeni Alman tıbbına göre cevap vermiyoruz. Onu da söyleyelim. Bir de ne demiştiniz? El terlemesi demiştiniz galiba, değil mi? Evet. Ellerde. Bakın Evet, el terlemesi, avuç avuç içi el terlemesi aynı şey. içlerinde. Şimdi elim pis bir şeye dokunduğumu düşünüyorsam, pis bir şeye dokunduğumu düşünüyorsam değil de bir travma yaşadıysam yani el terlemesi. Günahkarlık, hani cinsel utanç, cinsel utanç yine devreye giriyor bak burada el terlemesinde. Ne olur? Yaşadığın bir cinsel utanç olayı senin ellerinin terlemesine sebep olabilir. Hocam ben de mesela çok aşırı heyecan yaptığım zaman, mesela güzel heyecan ama heyecanlandığım zaman avuç içlerim terler. Yani işte dediğim gibi bu istemediğim bir şeye dokundum, istemediğim bir şeyi tuttum. İğrenme, tiksinti travmaları deriz biz bazen. İğrendiğim bir şeyi tuttum. Elle ilgili sıkıntı yaşanabilir. Dediğim gibi kişi özel bir neden de çıkabilir. Ne demişler? Ha, evet. Başka ne Hocam. sormuşlar? Hocam ölü kardeşle bağ nasıl koparılır? Bu takipçilerimizden birinin sorusu. Hatta yayın öncesi bana birkaç DM'den mesaj atanlar oldu. İsmini vermek istemiyor. Yayında belki şu anda. Ama çok üzgün bir baba hocam. Bu soru çok detaylı bir soru. Biraz zaman ayırmanızı isteyeceğim, ne olur. Ölü kardeşle bağ nasıl koparılır diyeyim. Ondan sonra beyefendinin sorusuna geçeyim hocam. Ben çok üzüldüm okuyunca. Tamam. Önce ölen kardeşle bağ nasıl kesilir? Yani özgürleşilir diyelim. Bunun için yas tutulmamışsa eğer bir yas tutma çalışması yapılabilir. Sevgili kardeşim, daima kalbimde yerim var. Sen gitmeyi seçtin, ben kalmayı seçiyorum. Ve senden almış olduğum bana ait olmayan ağırlıkları ve yükleri sana geri veriyorum. Bu dünyayı dolu dolu yaşayarak seni onurlandırıyorum ve hayatı evet diyerek seni onurlandırıyorum cümlesini tekrarlamak, bir mum yakmak, bir fidan dikmek, dini inancınıza varsa eğer Yasin suresi okumak, böyle Evet. kendinize göre ritüeller yapmak noktasında söyleyeyim size. Ritüeller yaparak onu anmak ve onu hatırlamak. Peki kaç gün yapmak gerekir diye sorabilirler. Ölen kardeşten özgürleşme çalışması ortalama 40 gün ya 40 güne yakın yapılırsa, 21 ila 40 gün arasında yapılırsa özgürleşme daha güçlü bir şekilde gerçekleşebilir. Hocam ağlayamadığı için, yas tutamadığı için o süreçte ağlaması mı gerekiyor? Yani boşalması mı gerekiyor? Deşarj mı olması gerekiyor? Ağlaması gerekiyor. Yarım kalan işi tamamlaması gerekiyor. Yük almaması gerekiyor. Bu arada ölen kardeşi tanımak zorunda değil. Annenin kürtajları, annenin düşükleri, annenin ölü doğumları, onları da karşısına alıp onlarla özgürleşme çalışması yapmak zorunda. Sevgili kardeşlerim, siz benden önce doğdunuz. Ben sizi görmemiş olabilirim ama daima kalbimde yeriniz var. Siz gitmeyi seçtiniz, ben kalmayı seçiyorum. Sizden almış olduğum yükleri size aynı ritüeli, bu anlattığım ritüelleri yapabilir. Onları tanımıyor olmanız onlardan etkilenmediğiniz anlamına gelmiyor. Özellikle sizden önce ölen kardeşler hayatı mutlu mutlu yaşamayı, hayatı dolu dolu yaşamayı hak etmiyorum duygusunun oluşmasına sebep olurlar. Evet. Geldik beyefendinin sorusuna. Ben çok üzüldüm hocam. 33 yaşındaymış beyefendinin kızı. Öfke kontrolü varmış çok ciddi anlamda. Anneye çok kızgın ve benden nefret ediyor Yeliz Hanım demiş. Nefret ediyor babadan ve ben çalışma yaparak ilişkimizin ve ondaki sorunların şifalanmasını istiyorum. Bunun için nasıl bir çalışma yapabilirim ve bu travmanın, çocuğumun 33 yaşında, çocuğumun travması nedir diye size sorar. Yani tabii kişiyi görmek lazım. Şimdi ona bir şey söyleyemeyeceğim. Sonuç itibariyle travmaları öncelikle doğru teşhis konulması da gerekiyor bu arada. Yani o babasının ifadesine bakarak şu an bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası.
Çocuklar niye öfkelenir? Kendilerini ifade edemediklerinde. Ergenlik döneminde özellikle bu süreçler çok çıkar. Mesela belki ileride soracaksın, bilmiyorum. Mesela sivilce için bir şey söyleyeyim. Mesela sivil, neden Sanırım çocuklarda niye sivilce olur? Çünkü kendilerini ifade edemiyorlardır. Büyüklerine öyle. karşı özgür yaşamak istiyorlardır ve bunu yapamadıklarında sivilce olur. Sivilce aynı zamanda yeni Alman tıbbına göre saldırganlık, eğer yüzde sivilceleriniz varsa yüzde karşı bir saldırı travması yaşamış olma ihtimaliniz gerçekten son derece yüksek diyelim. Dolayısıyla arkadaşın sorusunu cevaplayamayacağız. Yani benim onu tanıyor, biliyor olmam gerekiyor. Muhtemelen de şu anda yayında hocam bizi dinliyor, izliyor. İsmini de vermeyeceğim tabii ki. Rica etti benden. Muhakkak size danışması gerekiyor. Çocuğunu, kızını size getirmesi gerekiyor. Sizin birebir iletişime geçmeniz gerekiyor değil mi hocam? Bu travma ne? Anneden neden nefret ediyor bu kadar? Babadan neden nefret ediyor? Şimdi anneden nefret etmek bir hastalık olmadığı için, şimdi doğru teşhis, mesela depresyon dediğin zaman bu bir rahatsızlık ya da bir hastalık. Dolayısıyla hani anneden nefret etmek bir rahatsızlık değil, bir rahatsızlığın parçası. O yüzden söylüyorum, yani ona dikkat etmelerini tavsiye ederim. Tamam. Hocam, misofonya travması nedir? Misofonya. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Takipçilerimizden biri yazmış hocam. Hocam, varikosel ile ilgili neler söylersiniz? Varikoseldeki temel sıkıntılı durum şu. Genelde kişiler başkaları için koşturma, başkaları için çok fazla koşturma, değersizlik. Yine varikoseldeki temel neden kendini beğenmeme, kendiyle ilgili büyümüş olduğu. Yani bu tabii ki çocuktaysa, yani bu yaş grubu da çok önemli burada. Bunları cevaplıyoruz ama yaş grubuna göre de farklı cevaplar verebiliriz. Bunu da söylemek gerekir. Ama daha çok burada kişinin yaşamış olduğu ana travma başkaları için koşturmak, eğer yetişkin birisi için bahsediyorsak değersizlik travmaları, varikoselde kendini beğenmeme, kendine karşı hissetmiş olduğu tiksinti ya da iğrenme diyebiliriz. Evet. Hocam, aşırı kontrolcülüğü nasıl kontrol altına alabiliriz? Bende de vardır bu. Biraz böyle kontrol altına almak. Aşırı kontrolcülük de yine bir şey değil. Aslına bakarsanız bir rahatsızlık değil. Ama kontrolcü insanlardan bahsedersek, kişilik özelliği diyelim buna, kontrolcü olma. Kontrolcü insanlar genelde çocuklukta hayatlarının düzeni aniden bozulmuştur. Mesela taşınmışlardır. Mesela işte bir anne baba çatışması, kavgası olmuştur. Mesela bununla ilgili çocukluk döneminde iflas etmiştir baba falan. Böyle hani düzen bozulmuş ve kontrol. Ya da böyle kontrolcü insanların, mesela anne babalarına da bakarsanız, kontrolcü insanların, onların da böyle kontrolcü olduklarını görürsünüz. Mesela baba gelir, çocuğun böyle gözün içine bakarak veya böyle hareketleriyle ne zaman ne yapacağını bilmiyordur. Anne gelir, mesela böyle alkolik bir baba düşünelim, hayalimizde canlandıralım. Babanın seveceğini mi bilip sevecek mi dövecek mi diye böyle bir ikilem içerisinde kaldın. Bu kontrolcülük. Ona karşı kontrollü olmak zorundasın. Bak mesela annelerle ilgili yapılan bir şey söyleyeyim. Annenin kollarını çocuğa karşı açtığını düşünelim. Böyle kollarını açmış çocuğa karşı. Buradaki kollarını açmış olması aslında nedir? Sevgi belirtisidir. Peki kollarını açarken kaşını çatması nedir? Bak şimdi ters mesaj veriyor. Çocuk diyor ki, acaba beni sevecek mi annem? Hani ellerini açmış, sevgi göstergesi, kaşlarını çatmış, kızgınlık göstergesi. Bak o zaman o çocuk kontrolcü olur. Annenin vermiş olduğu mesajların çocuğa karşı tutarlı olması gerekir. Tutarlı bir mesaj veremiyorsa çocuğa karşı gerçekten sıkıntı olabiliyor. Hocam, bir tarzdan da notlarımı alıyorum böyle. Hepsini zaten Evet. canlı yayında edeceğiz galiba, değil mi? Evet, kaydedelim hocam. Kesinlikle. Lütfen. Bende de Bunun şeyine kaydedersin. var. Ben de kaydedeceğim. Hocam, dikkat eksikliği. Dikkat Aa, çok güzel. bireylerde ve çocuklarda, özellikle takipçileriniz sorarlar size. Bireylerde ve çocuklarda dikkat eksikliği.
Şimdi birkaç bununla ilgili iki tane sebep açıklayalım. Bir tanesi dikkat eksikliğinin birinci nedeni yeni Alman tıbbına göre yine cevap veriyorum. Sevdiği bir yakınını kaybeder ve özlem duyar. O kişiyi geri getirmek ister, özlem duyar. Dikkati sürekli oradadır. Dikkati sürekli olduğu için dersine veremez. Ben böyle bir öğrenciyle çalışmıştım. Hocam hiç ders çalışmıyor dediler. Bu arada 13-14 yaşın aşağısındakilerle çalışmıyorum. Onu da söyleyelim. 11-10, 9-8-5. Onlar anneyle çalışıyoruz. Ama böyle ders çalışmayan bir öğrenciydi. Ve dedesi onun için gözünde özel hissettiği biriydi. Ve dedesini kaybetmesiyle beraber ders çalışmalarının aksadığını gördük. Çünkü o özlem duygusu bak dikkat eksikliğine nasıl sebep olabiliyor. Baba desteği eksikliği bazen dikkat eksikliğine sebep olabilir. Bazen hamilelik döneminden bir bahis yapalım. Hamilelik döneminde ne olursa çocuk dikkat eksikliği olabilir. Mesela çocuk anneniz size hamileyken dikkatini anne bir konuya veremiyor. Yani neden baskı görüyor mesela? Kayınvalide baskısı görüyor mesela ya da işte eşinin baskısını görüyor. Dinliyormuş gibi yapıyor ama başka bir şey düşünüyor. Hani zaten annenin dikkati dağınıkmış gibi yapma pozunda anne ya da baba. Şey baba da olmaz da anne daha çok. Şimdi ne oluyor? Çocuk burada tam olarak annem diyor kendini ifade edemiyor ve annemin dikkati içine kaymış durumda ama dışarıda dinliyormuş gibi yapıyor. Bak dikkatini veremeyen kişi kim? Anne. Çocuk ne zannetti? Kendini zannetti bunu. Her zaman bu çıkar. Çocuk genelde annenin travmalarını kendisini zanneder. Annenin travmasını kendisini zanneder. Evet. Hocam miyom, miyomu sormuşlar takipçilerimiz ama ne miyomu onu bilmiyorum ben. Miyom. Rahimde miyom, göğüste miyom, miyomlar, kistler bundan Miyomlar, bahsediyor. kistler öyle diyelim. Şimdi bakın varikosel içinde erkek kısırlığı demişler. O da doğru. Öyle bir şey de var. Miyom için cevap verecek olursak ayrılık travmalarına bakabilirler. Yine miyomlar yine ayrılıkla ilgili olabiliyor. Dişil enerjinin reddi. Sen şimdi yani kadın olarak keşke dünyaya bir erkek olarak gelseydim dediğin zaman rahimde miyom olma ihtimalini yok. Yükseltiyorsun. Göğüste kistlerin olma ihtimalini yükseltiyorsun. Çünkü o olmadığın bir kişi olmaya çalıştığın için böyle oluyor bu. Yani bunu değiştirmeleri gerekiyor. Bu düşüncelerini, bu travmalarını çözmeleri gerekiyor ki değişim ve dönüşüm olsun. Evet. Hocam vücutta ağırlık zaman zaman hepimiz hissederiz değil mi? Yaşarız yani böyle Tabii. bir vücudumuza bir ağırlık çöker, bir böyle bir kolumuzu kaldıracak halimiz yoktur mesela zaman zaman. Neden kaynaklıdır bu? Şimdi bunu depresyon olarak ele almak lazım. Yani başka bir rahatsızlıktan gelmiyorsa depresyon gibi düşünürüz. Ve depresyonun sebebi nedir? Depresyonun sebebi de yine yaşanan bir takım negatif olaylarda. Mesela bakın doğumla çok alakalı olabiliyor depresyon. Keşke diyor dünyaya gelmeseydim diyor çocuk. Beni niye dünyaya getirdiniz ki diyor mesela bazı insanlar. Hani Allah'a isyan ederler ya bazı insanlar böyle. Neden beni dünyaya getirdiniz? Ben istemedim ki falan diye. Çalışmak zorundayım ki. Neden çalışmak zorundayım ki? Böyle bir çeşit isyan vardır depresyondaki insanlarda. Ama her insan kronik bir depresyonda değilse her insan depresyona girer. İnsanlar dört alanda bulunurlar. Kimi insan başarı karesindedir, başarı noktasındadır ve başarı odak noktası başarı olarak alır. Kimisi huzuru odak noktası olarak alır. Bunlar pozitif bu arada başarı ve huzur çoğunlukla. Kimisi anksiyetededir, kimisi de depresyondadır. Yani bu kaçınılmaz olarak her birimiz bu dördünün dört kareden bir yerdeyiz. Başarı, huzur, anksiyete ve depresyon. Dört kare var burada. Evet. Hocam trombo filibit. Yani burada Ne demek? bakacakları hayatın yine kanla ilgili tahmin edersem kanla alakalı konular. Şimdi kanı şöyle düşünün. Gerçekten hayat akışında mı? Akışa uyabiliyor musun? Hayatın neşeli ve eğlenceli tarafına kendini verebiliyor musun? Akışta mısın? Hani böyle bazı insanlar hep durağandır, garanticidir. Sürekli olarak böyle yaşadıkları hayatı resmen
dikdörtgen içerisine almak isterler. Böyle bir çitin içerisinde yaşıyorsun mesela. Benim bazı danışanlarım var mesela. Ben diyor hiç denize gitmedim diyor. Hani parasızlıktan dolayı olduğunu zannetmiyorum. Mutlaka maddi gelir de var ama bulunduğu köyden dışarı çıkmamış. Şimdi bu insanın bu böyle yaşayan bir insan çok fanus içerisinde yaşıyor. Yani mutlaka insanın o hem neşeli eğlenceli tarafa geçmesi hem de o fanusun dışarısına çıkması gerekir ki hayatın neşeli ve eğlenceli tarafını kan olarak yansıtabilsin. Yine kan pıhtılaşmasını falan da soruyor mesela arkadaşlar dikkat ediyorum. Kanla ilgili rahatsızlıklar arkadaşlar neşe ve hayatta neşe ve eğlence ile ilgili konular olabiliyor. Ama yeni Alman tıbbına göre bir de şöyle düşünün bakın. Mesela gerçekten kanla ilgili konularla ilgili biz travma da yaşayabiliyoruz. Mesela sokakta giderken bir yaralanmış bir insana rast gelebiliriz. Veya bir yakınınızın kan bağışına ihtiyacı olabilir. Yani bu çalışmalara şöyle bakacağız. İki türlü bakacağız. Bir gerçek olaylar var mı diye bakacağız. Bir de sembolik olaylar var mı diye bakacağız. Bazen ben sembolik cevapları veriyorum. Bazen yaşanan olayları veriyorum. Bu şekilde bakabilirler. Evet. Gözlerde şimşek çakar gibi olmasın gözlerimizde. Bembeyaz şimşekler çakıyor, öyle mi? Evet, şimşekler çakıyor hocam. Takipçimizin sorusu. Şimdi gözlerdeki şimşek çakar gibi olması genelde göz problemlerini 4-5 boyutta ele alacağız. Bir tanesi arkadan saldırı travmaları, bir tanesi uzaktaki tehlikeyi görememe, bir tanesi yakındaki tehlikeyi görememe, bir tanesi kişinin kendini görememesi, kendine vermiş olduğu değer ve değersizlik travmaları. Bunlar hep gözle ilgilidir. Gözler aslında insanın yine ayrılık travmalarında gözler çok önemlidir. Mesela hani görsel bir ayrılık yaşarız. Genelde bana onu da soruyorlar. Görsel ayrılık ne demek diye. Yani gözünüzde şahit olduğunuz ayrılık. Mesela camdan bakıyorsunuz böyle sevdiğiniz kişi gidiyor. Ya da kapıyı çarpıp gidiyor. Bu mesela Tabii. görsel ayrılık böyle bakıldığı zaman. Dolayısıyla bu gözle bakabileceğiniz şeyler bunlar. Özellikle anne karnına bakacağınız durumlar da var. Onu sonra açıklayalım. Evet, başka ne Tamam. sormuşlar? Uykusuzluk problemi hocam. Şimdi Neden kaynaklanır uykusuzluk? evet. Şimdi uykusuzluğu şöyle düşünelim. Hı. Kişi geceliğin bir travma yaşadıysa, geceliğin bir kavgaya karıştı mesela, geceliğin telefonda kötü bir haber aldı, geceliğin kötü bir şey yaşadı ki uyuma, yani tetikte olma durumuna geçiyor. Bir de genelde biz travmalardan sonra bir stres dönemi yaşarız. Travmalardan sonraki o stres döneminden de kaynaklı olabiliyor. Yani sürekli tetikte oluyoruz. Hani bir tehlike yaşadık ya 3 gün önce veya 5 gün önce. O günden sonra artık tetiktesin. Hani gece uyuyamıyorsun, işte ne olacak diyorsun, ben bu borçları nasıl kapatacağım diyorsun. İşte bu sevgilim benden ayrıldı, ben ona nasıl tekrar geri dönecek mi bana diyor falan. Böyle bir şey hakkında bir kaygım var, bir tetikteliğim var. Çünkü bir travma yaşadın 3 gün önce, 5 gün önce. Bu tabii ki doğal olarak sende uykusuzluk yaratıyor. Mesela çocukları olanlar için söyleyelim. Mesela bebek var. O bebeği olanlar için de ne oluyor? Acaba diyor bebeğimi diyor acaba şu an diyor başına bir şey mi geldi? Hani böyle bir gözü açık uyuyor böyle mesela. Çünkü Doğru. korkuyor yani bir şey olabilir. Belki bir hırsız girdi bir şey oldu korkuyor. Evet. Evet. Hocam demir eksikliği travması. Hem demir eksikliği Takipçilerimiz değersizlik olabilir. Değersizlik travmalarına bakabilirler. soruyor. Cildeki lekeler hocam, et benleri. Bununla birlikte diş Şimdi sıkmasını da sorayım. neyi? Diş sıkmasını da Baş sorayım hocam. tamam. Tek Gündüz tek cevap. gece sıkan insanlar var. Et benleri genelde ben hangi bölgedeyse oraya karşı bir saldırıdır. Nasıl sivilce için saldırı demiştik ya. Ya tabii bu saldırıyı nasıl algılamanız gerekir o ayrı bir konu. Ama bir saldırı travması olabiliyor. İkincisi ne demiştiniz? Et benleri vücuttaki lekeler mi demiştiniz? Güneş lekeleri falan mı? Evet, güneş lekeleri %. İki türlü bakacaksınız buna. Şimdi yüzle ilgili olduğu zaman bazen kendini beğenmeme de olabiliyor bu arada. Ayrılık olabilir. Ayrılık Sadece olabilir. %, hocam. Sadece Takipçilerimiz yüzde. onu yanlış. Evet, sadece %. Sadece yüzde. Hı? Yani genelde şöyle söyleyeyim.
Lekeler hani tiksinme travmalarıyla çok alakalı olabiliyor. Tiksindiğim bir şey ama yüze karşı yapılmış tiksindiğim bir şey olabilir bu. Genelde lekeler tiksinti, ayrılık. Bunlara bakabilirler. İğrenme. Evet. Hocam ayak altı yanmaları. Neden olur? Ayak Ayak altı altı yanması. o zaman yalar yalar böyle şey yapamayız hocam. Yataktan Genelde daha ağırlıklı hissederiz. Neden olur? Özellikle daha önce konuşmuştuk galiba, yani öfkeyi konuşmuştuk ya daha önce, kadınlarda. öfke ile ilgili bir konu konuşmuştuk. Ayak altı yanması da öfke. Ama ayaklar sembolik olarak anneyi temsil edebilir. %80 ihtimal diyelim. Her zaman değil. Bazen ilerlemektir, bazen başka bir şeydir. Dolayısıyla ayak altı yanması anneyle olan bir bağla ilgili olabiliyor. Evet. Anneyle bağ kurma isteği. Tamam. Çocuklarda dikkat eksikliğini de konuşmuştuk. Orayı da geçiyoruz. Cevabınızı aldınız değerli hocamdan. Hemoroidin sebebi nedir diye bir takipçimiz soruyor hocam. Hemoroidler genelde kişinin alanına yapılan müdahaleden tutun, alanına yapılan müdahale. Diğer açıklaması şu olabilir: cinsiyetinden dolayı kabul görmeme, kadın ya da erkek olması, erkek ya da kadın olması tarzında olabilir. Geçmişe takılı kalma, bunlar hemoroid temel nedenleri olabilir. Evet. Özellikle kadınların özellikle bu COVID-19 sürecinde muzdarip olduğumuz, şikayet ettiğimiz, kontrolsüz aldığımız kilolar. Hocam. Ya şimdi Ne kilo için 35 tane sebep var. Yani çok fazla sebep var. Ama örnekler verelim ne olabilirle ilgili. yapıyorsunuz? Çünkü bu çok sorulan soru, kilo. Bir Evet. tanesi şudur: çocuklukta yaşanan bir dışlanma olayın var mı? Taşındığın zaman kötü sonuçlanma olayın var mı? Dışlanma, taşınmanın kötü sonuçlanması. Maddi bir kriz var mı? Bu dönemlerde çıkabiliyor. Sevdiğin bir yakınını kaybettikten sonra onun yasını tutamadın mı? Burada çıkabiliyor. İşte doğum anın nasıldı? Zayıf mı doğdun? İşte bazen hani çocuk zayıf doğduğu için anne kaygılanabiliyor. Çocuk da kilo alıyor doğal olarak bakıldığı zaman. Anne sütünden kesildin mi? Anne sütünden kesildin mi? Sonra kilo için ne diyebiliriz? Çirkin olmak isteği olabilir. Bazen korumak içindir bu. Hani taciz falan varsa çocuklukta, o tacizden korumak için böyle biraz Doğru. dişil özelliklerini kaybeder, çirkin olarak gözükmek ister. Yani kadın kimliğinin reddi olabilir mesela, böyle bakarsanız. Evet. Yani bayağı şey çıkabilir. Ben şimdi onu uzun uzun sayarım size. Boğulan biri var mı diye sorarım mesela. Atalardan bakacaksınız. Boğulan birisi olduğu zaman da ne diyor kişi? Yani diyor ben suda havada kalmam lazım. Mesela bak Berin Hanım yazmış. Bazen dikkatimi çekiyor. Kıtlık bilinci demiş. Kesinlikle doğru. Yoksulluk ve Evet. kıtlık bilinci çocukken yaşandıysa bu da sıkıntı yaratabilir. Evet. Tikler hocam. Kontrol edemediğimiz tikler. Bu göz kırpması olabilir. Elimizi sürekli yüzümüze götürmemiz olabilir. Dilimizi dışarıda tutmamız olabilir. Otoriteye karşı bir isyanı var. Çocuk olabilir mesela bu tiki olan. Otoriteye karşı bir isyanı var ama bunu da dillendiremediğini düşünelim. Burada tikler oluşmaya başlar. Tikler yine aynı şekilde bir güç desteği eksikliğidir. Baba desteği eksikliği olabiliyor tiklerde. Bunlara bakabilirler. Evet. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Senelerdim zaman ben mesela böyle saçımla oynarım hocam. Bu böyle beni inanılmaz derecede rahatlatıyor. Saçım Aslında dolu güzel. var valla. Aslında o tik takıntı da tik takıntı ile tiki de karıştırmamak lazım ama. Hocam Tikler benim bir takıntı takıntı. mı, tik mi? Takıntı. Ama özellikle sinirlendiğim zaman böyle saçımla oynuyorum hocam. Hani o Benim ister tikim. bakıyorum diyorum, aa diyorum saçımla oynuyorum yani. Sinirlendim de gerildim falan. Evet. Tiklerde kasların istemsiz hareket etmesi var. Mesela hani gözün oynar şey, kaslar istemsiz hareket ediyor. Ama şeyde takıntıda öyle olmak zorunda değil. Evet. Hocam çocuklarda çok soru var. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Hepinizin sorularını soracağım değerli hocama. Çocuklarda alt ıslatma hocam. Çocuklarda alt ıslatma genelde çocuğun bir alan kendine bir alan çizmesi lazım. O alanı çizemediği zaman
alana yapılan müdahale olduğu zaman çocuk alanını işaretlemek için orayı çizmek isteyebilir. Ama bunun yanında suçluluk olabilir. Bu alt ıslatma sebebi. Alan değişikliği olabilir. Mesela böyle evde yangın çıkmıştır. Onu söndürmeye çalışıyordur arazöz gibi işeyerek. Yani birçok sembolik ifadesi var bunun. Yine ben aklıma gelenleri sayıyorum bu arada. Hepsini Evet. sayma şansım olmuyor. Evet. Horlama. Çok kişi Efendim? aynı soruyu sormuş hocam. Horlama. Geceleri horlama. O da geceli, bakın orada şeye Horlama bakabilirim. ifadesi. Gece yine bu bölge, yani şöyle iki üç tane şey olarak anlatalım bunu. Bir tanesi, geceliğin yaşanan bir korku travması var mı? Yine gece travmalarına bakabilirler. Horlama geceliğin olur ya, zaten gece uyurken olur. Alana müdahale var mı diye bakabilirler horlamada. Evet, yani bunlara bakabilirler şimdilik. Evet. Horlamada. Diş sıkmayı aslında hocamız anlattı ama arkadaşlar, hocam ısrarlı sorular geliyor. Diş Diş sık. sıkmayı anlatmadık. Yok yok, anlatmadık. Anlatmadınız mı hocam? Tamam, buyurun hocam, diş sıkma. Diş sıkma 3-4 tane sayalım. Yani neden olarak olabilecek nedenlerden. Mesela demin kontrolcülük demiştik ya. Mesela kontrolcü insanlar, öfkeli insanlar diş sıkmaya daha meyilliler. Diş sıkma, ama yeni Alman tıbbına göre söylersek, elde edememe travmalarıdır. Elde edememe. Elde edemediği bir şey var hayatında. Yani bu elde edemediği bir iş olabilir, elde edemediği bir durum, koşul, kişi, yer, mekan, artık neyse ona bakacak. Diş gıcırdattığı zamanlar, diş sıktığı zamanlar. Ama bakın, kontrolcü insanların da çok fazla diş sıktığı görülebilir. Bir de bakın, bir şey daha söyleyelim bununla ilgili Yeliz Hanım. Şimdi anne ile baba arasındaki o çok şiddetli iç içe geçmiş sıkıntılar. Yani yaş grubuna göre değişir dediğimiz nokta o. Hani anne ve baba o kadar iç içe geçmiş ki, birbirine o kadar çatışmalı ki burada çocuk dişini sıkıyor olabilir. Bu anne baba arasındaki anlaşmazlık ve uyumsuzluktan dolayı olabiliyor bu. Evet. Evet, uykuda diş sıkmayı da bitirdik. Hocam, nefes nefese kalma, nabzın aşırı yükselmesi. Nefes Nasıl, güzel nefese kalma. soru. Efendim takipçilerim vallahi. Evet, nefes nefese kalma, nabzın aşırı yükselmesi. Takipçimizin bir sorusu hocam. Ya açıkçası şimdi bunun travmasından ziyade bunun sebebini bulmak gerekebilir. Yani atıyorum, buradaki olay yüksek tansiyondan kaynaklı bir durum mu? Kalp rahatsızlığı mı var? Yani semptomdan travma tespiti yapılamaz. Onu söylemiş olalım. Mesela başım ağrıyor dediğiniz zaman buradan bir travma tespiti yapamayabiliriz. Çünkü baş ağrısının sebepleri olabilir. Onlara Tabii. bakmak gerekiyor olabilir. O yüzden bunlara bakacağız. Evet. İdrar yolu enfeksiyonu. Yine idrarla ilgili konular çoğunlukla alana yapılan müdahale, alana yapılan müdahaleye karşı olan öfke. Yine yaş grubuna göre değişir diyeceğiz, ama alanla ilgili, alan çatışması ile ilgili. Hocam, çocuklarda çok soru geldi bu konuyla ilgili. Hipofiz bezi ile ilgili. Çocuklarda hipofiz bezi eksikliği travması, hatta bir anne gelişim iğnesi kullandığını söyledi çocuğuna. Anne tarafıyla baba tarafının birbirlerine değer vermemesi, anne ile babanın arasında yaşanan anlaşmazlıklar, böyle çok neden var bununla ilgili. Özellikle bu ikisine baksınlar ilk etapta. Evet. Her şey zaten anne babada başlıyor değil mi hocam? Çocuklarda. Çocuklara bakıyorsanız önce anne Aldıklarında. babanın Evet. birbirlerine olan ilişkisine bakmakta evet fayda var. Çocuklarda alt ıslatma da aslında değil mi hocam? Ev içerisindeki huzursuzluktan da kaynaklı olabilir değil mi? Olabilir. Olabilir. Korku. Baskıcı, mesela baskıcı bir baba varsa, mesela baskıcı bir anne, ya da orada bile olabiliyor bu. Çocuğun verdiği bir tepkidir bu. Çocuğun verdiği bir tepki. Değil mi hocam? Evet. Hocam, kaş ve kirpikli olma. Yine kaş ve kirpik yolmada cinsel utanç duygusuna her zaman baksınlar. Yani birçok yeni Alman tıbbı birçok psikolojik rahatsızlıklarda da olsun, şeyde de olsun, bu tarz konularda da olsun,
Önce cinsel utanç duygusuna bakıyor. Ama ben yine başka bir şey daha vereyim kaş ve kirpik görenler için. Kaş ve kirpik görenlerin bazıları kararsızlık çatışması çok yaşarlar. Karar verememe çatışması çok. Özellikle yuva ile ilgili karar verememe. Yuvada çıkan bir çatışmada kararsız kalma. Yuva dediğimiz evlilerse yeni evliliklerine bakacaklar. Çocuk işte anne baba çocuk ilişkisi varsa oraya bakacaklar. Hocam dudak yolma da buna giriyor mu? Bu kategoriye giriyor mu? Dudak yolma. Mesela dudak yolma şey olabilir. Bir sembolik olarak düşünelim. Söylemek istediklerim var ama söyleyemiyorum. Sinirliyim ama ifade edemiyorum. Değil mi? Dudağımızı Evet. yolluyoruz böyle. Kendimizi ifade edemiyoruz. Neden Oraya gidiyor olmasın? hocam. Bir Anladım. takipçi bizim de diğer sorusu. Kendimi ifade edemiyorum. Kendimi nasıl ifade edebilirim? Kendini ifade edememe. Hepimizin vardır aslında değil mi hocam? Ben de ara ara kendimi ifade konuşacağım ama konuşamam. Acaba empati yaparım? Acaba karşımdaki insan aman yanlış mı anlar? Hani bir uyarıdır. Evet. Bir konu hakkında uyaracağım ama ifade edememe. Çünkü karşı tarafın kırılmasından korkma. Şimdi kendini ifade edememe diye yani özgüvensizlik diyebiliriz, başka bir şey diyebiliriz. Ama bunu travmalar boyutunda ele alamayız, onu söyleyeyim. Yani travma boyutunda böyle bir kendimi ifade edemiyorsam travması şudur gibi. Evet. Ama çekingenlik derseniz, çekingenliği kastediyorsanız cinsel utanç duygusu. Çocuklukta yaşanan ya da utanç duyguları yaşanan olaylar. Ama yani başka şeylerden de kaynaklanabilir kendini ifade etmek. Yani bir de kendini ifade etmek, bakın boyutlandırabilirsin. Düşüncelerimi ifade edemiyor, duygularımı ifade edemiyor, öfkesini mi ifade edemiyor, bir yeteneğini mi ifade edemiyor? Bunlara bakmak gerekebilir diye düşünüyorum. Evet. Ama hepimizde de vardır ara ara yani ifade edememe. Değil mi hocam? Hani konudan Evet. konuya da değişiyor aslında bu. Kendini ifade yani genelde kendini ifade etmekte zorlananların mutlaka yaşamış olduğu travmatik bir olay var. Ona bakmaları gerekir ama bu zaten biliyorsunuz şey değil. Yani bir tanımlanmış bir hastalık sıkıntı değil, bir şeyin sonucu. O yüzden buna kesin şundan kaynaklanıyor diyemiyoruz. Doğru. Ben de çok empati yaptığım için herhalde böyle bir daha hassas ifade etme diye tanımlayabiliriz aslında. Hocam kedi alerjisi. Kediye karşı alerji. Yani alerjileri şöyle düşünelim. Alerjiler genelde ayrılık travmasıyla çok alakalı. Sevdiğiniz bir yakınızın kaybetmekle çok alakalı. Bir danışanımızın vardı hatta bir örnek vereyim. Babasını kaybettiğinde orada köşede bakan kedinin tüylerinin ona alerji yapmaya başlaması. Kaybettikten sonra. Ne kadar zaman sonra? 4-5 ay sonra oluyor bu. Kedi temsili olarak da bir kadınlığı, dişiliği de temsil eder. Mutlaka orada sıkıntıları var mı baksınlar. Özellikle kedi korkusu olanlara da tavsiyemdir. Kediden korkuyorlarsa bazen kedi dişil enerji yani. Ona baksınlar. Kendi dişil enerjileriyle ilgili konu sıkıntıları var mı diye baksınlar. Evet. Hayatımla ilgili kaygılarım var. Kaygı bozukluğu. Hocam. Şimdi Kaygı. kontrol edin. Kaygı bozukluğu kontrol edemediğimiz bir olay yaşıyoruz ve bu bize kaygı bozukluğu dediğimiz problemi yaratıyor. Ama kaygı bozukluğunun ana travmalarından bir tanesi zaten kaygılı bir ailede büyümüştür o. Yani kaygılı olan kişi kendisi değildir aslında. Kaygılı bir anası vardır, kaygılı bir babası vardır. Kaygılı başarı beklentisi çok yüksektir. Bak ondan sonra o kaygılı kaygılı dolaşır. Hocam lafınızı bağlı kesiyorum. Bu noktada araya girmem lazım. Covid-19 sürecinde kaygı bozukluğunu hissettiniz mi insanlarda, danışanlarınızda ya da çevrenizde, sevdiklerinizde? Bir kaygı, bir panik acaba mesela bir takipçimiz yazmış Covid-19'dan dolayı korkularım var, kaygılarım var gibi. Aynı şey bende de var aslında. Yani tedbirliyim, bu süreçten bahsediyorum. Çok tedbirliyim ama insanların duyarsızlığından dolayı bendeki panik level olarak bir tık daha üstte. Bu da bir kaygı değil mi hocam? Kaygı bozukluğu. Yani mevcut kaygınız varsa bu tarz olaylar kaygınızı ne yapar? Besler. Çünkü hayatta her zaman bir takım irili ufaklı kendimizin dışında travmalar yaşayacağız. Doğaya ait travmalar, deprem olabilir. İşte sel baskını olabilir, böyle bu Bu tarz arada virüsler son olabilir. saniyeler. Son 6-7 saniye ama ikinci parta geçeceğiz Anladım. hocam. Evet, ikinci parta geçeceğiz son saniyeler.
O zaman Tekrardan arkadaşlar tekrar yayına bağlanacağız. Evet, tekrar yayın.